Güney Afrika. Afrika kıtasının modern yüzü. Kış aylarının soğuk havasından kaçmak isteyenlerin Uğrak adreslerinden olan ve Cape Town, Sun City, Planesburg ve Johannesburg gibi yerleriyle büyüleyen Güney Afrika Cumhuriyeti. Görkemli manzarasıyla ünlü Masa Dağı, Kuru Milli Parkı ve Ümit Burnu'nun batı kesiminde yaşayan sevimli penguenleriyle sizi bekliyor. Afrika kıtasının modern yüzü varsıl ile yoksulun keskin bir çizgiyle ayrıldığına şahit olacağınız Johannesburg, muhteşem doğası ve kozmopolit şehir hayatıyla Güney Afrika'da parıldıyor. 19. yüzyılda altın madenleri bulunmasıyla büyük bir göç dalgası yaşayan diğer adı Joburg olan şehirde maden işçileri için kurulan Afrika'nın en büyük gece konulu mahallesi olan Soweto. Bu bölgede Nelson Mandela, ve Desmond Tutu'nun özgürlük hareketlerinin izlerini süreceksiniz. Güney Afrika'nın vahşi doğasını gözlemlemek için Kruger, Milli Parkı veya Başkent, Pretoria yakınına kurulu olan Sun City'deki Safari Parklar, yeryüzündeki iki okyanusa birden kıyısı olan Tekkent, Cape Town'u rotanıza eklemelisiniz. Mandela'nın 18 yıl hapis yattığı Robben Adası mutlaka görülmeli. Masa Dağı'nın zirvesinden şehre panoramik bir göz atabilirsiniz. Ümit Burnu'nun batısındaki koylarda yaşayan minik penguenlerin ve kürklü fok balıklarının çıkarttıkları seslere fotoğraf makinenizin klik klik sesleri karışacak. Sıcak güneş ve verimli toprakların leziz ürünlerini tadarken leziz Güney Afrika'da yoğun geçen keyifli tatilden geriye sadece güzel anılarınız kalacak. Etiyopya, insanlığın beşine yolculuk. Etiyopya, 102 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi. Kalabalığın içinde göze çarpan farklı etnik gruplar, dinler ve diller ise Etiyopya coğrafyasına renk ve güzellik katan en önemli unsurlardan. Etiyopya, zengin kültürel dokusunun yanı sıra insanoğluna ait bilinen en eski fosilin sergilendiği uzas ulusal ile de biliniyor. Etnik gruplar, diller... Dinler, coğrafya, iklim ve toprak örtüsündeki şaşırtıcı farklılıktan dolayı Etiyopya'yı en iyi tanımlayan sözcük çeşitlilik. 3200 metre rakımlı Entoto Tepesi'ne tırmanıp başşehir Atlis Ababa'ya bir göz atın. Atlis Ababa, Ulusal Müzesiyle Müzesi ile Etnografya Müzesi'nde Etiyopya'nın eşsiz tarihine şahit olacaksınız. Charles Darwin'in hayatın Afrika'da başladığı görüşünün somut kanıtı Homing Luki'nin replika iskeletide ulusal müzede. Tarihin bir grup insan tarafından hala yaşanmakta olduğunu insanlığın beşine yapacağınız yolculukta fark edeceksiniz. Listenize dikili taş mezar başlarıyla ünlü Aksum'un 12 monolitik kilisesiyle bilinen Afrika'nın Kudüs'ü, Laile Mavi Nil Şelalesi'nin Tana Görü'ndeki Manastır, Urakidane Mihreti ve İmparator Fasilidas'ın şehri Gondar'ı mutlaka ekleyin. Etiyopya'nın güneyinde yer alan Omo Vadisi'nde kadınların güzellik simgesi olarak taktıkları kil dudak tabaklarında uzun değneklerle dövüşülen mevsimsel düellolarında kadınların kırbaçlanma ritüellerinde Erkek çocukların boğadan atlama seremonilerinde Afrika'nın izlerini hala sürülmekte. Omo Vadisi. Bugün işte tam da bu ritüellere tanık olabilmek. Batının hayalinde yaşayan, Afrika'yı iliklerinde hissetmek isteyen turistlerin tercihi. Cibuti. Okyanusların sakin devleri, balina köpek balıkları, Aden Körfezi'nin Kızıldeniz'de buluştuğu yerde Afrika boynuzunun kuzeydoğusunda yer alan Cibuti'ye balina köpek balıklarının durakladık Kasım ile Şubat aylarında gitmelisiniz. Sadece planktonlarla beslenen bu sakin dev balıklarla üzerken aynı zamanda Kızıldeniz'in mercan resiflerini kendilerine yuva bellemiş olan rengarenk balık çeşitlerini de fotoğraflama şansını erişirsiniz. Vahşi doğası, maviden zümrüt yeşil eklenen gobet kıyıları, yıldan 300 gün aralıksız 15 ile 30 gün arası esen rüzgarıyla uçurtma sörfü meraklarını kendine çekiyor. Keşfedilecekler listenize abbe ve asal kriter dörüklerini ekleyin. Kireç taşı oluşumlu dikiş şömineleriyle ünlü Abbe Gölü'nün yüzyıllar önce kurulmuş olan topraklarına yürürken kendinizi başka bir gezegende gibi hissedeceksiniz. Tadjura, Körfezi'nin batısındaki deniz seviyesinin 155 metre altında bulunan Afrika kıtasının en alçak noktası olan Assal Gölü. Kıyısında duraklayıp tuz ticareti yapan yerel halkı deve kervanlarıyla birlikte fotoğraflayabilir. Hatta yoğunlu tuz yoğunluğu hayır yüksek olan gölde yüzebilirsiniz.